Şimdi belki direkt mesleklerin ismini söylemek burada yaralayıcı olabilir. O yüzden ben şöyle bir çember çizeyim. RPA teknolojisi bize her çeşit veri kaydını insandan bağımsız halde gerçekleştirmemizi sağlıyor. Her çeşit veri kontrolü, bu IT ortamından bahsediyorum, bilgisayar ortamındaki. Her çeşit veri kontrolünü insandan bağımsız yürütmemizi sağlıyor. Her çeşit veri bulma işi insandan bağımsız ilerleyebiliyor. Bütün bunları koyduğumuzda hangi mesleklerin içerisinde bilgisayarın başına gömülüp sürekli bir şeyler araştırıyor ya da bir şeylere, bir yerlere veri giriyor ya da veri kontrol edip rapor oluşturuyorsak gelecekte bu mesleklerin yeri olmayacak. O yüzden bazen çarşaf çarşaf bizim dijital çalışanımıza da bazen iş ilanları gelişti. Verim uzmanı arıyoruz, muhasebe elemanı arıyoruz gibi. Ama bu işler bir meslek çerçevesinde tanımı olmayacak. RPA teknolojisi yakın bir zamanda şu hale gelecek. Bir işletmede nasıl ofis programları olmazsa olmaz ve ofisin içerisinde Excel bizim, hatta bazı yerlerde metini yazmak için bile Word'ün önüne geçen bir uygulamaysa, robotik süreç otomasyonu da bizim için öyle bir teknoloji olacak. Hepimizin bir robotu olacak ve biz o robota, hatta yakın bir gelecekte sesle talimat vereceğiz. O bizim işimizi yapacak. Biz kahvemizi içerken onun sonucuna bakacağız. O yüzden bir şu anda ihtiyaç duyulan veya şu anda insanın biraz daha konumlandığı nokta, robotun iş sonuçlarını incelemek ve daha iyi ve daha efektif robotlar nasıl olmalı, nasıl çalıştırsam ben bunu daha iyi iş sonuçları elde edebilirim, buna fokuslanıyoruz. Şu anda özellikle Türkiye'de orta düzey ve üst düzey yöneticilerin zamanı neyle geçiyor dediğimizde çok acı bir tablomuz var. Nitelikli iş gücünün üzerindeki niteliksiz iş %58 oranında. Bu şu demek, biz inovasyon yaratacağımız, yeni fikirlerle şirkete katkı yaratacak önemli gücü, en önemli entelektüel kaynağımızı heba ediyoruz demek. O veri kaydetmekten veya orta düzey yöneticilerde çok görüyoruz, rapor hazırlamaktan raporu analiz etmeye vakti kalmıyor. Bütün bunlardan ayıklanmış bir işletme yaratmak bugün çok mümkün. O yüzden bu alana fokuslanmış meslekler olmayacak ama RPA ile gelen üç yeni iş var. Bunlardan bir tanesi RPA developer dediğimiz kodlamayı yapan, yazılımı yapan kişiler. RPA analist, biz hangi süreçler RPA teknolojisi için uygun veya uygun hale getirmek için hangi adımlar atılmalı? Robotun yazılmasından bir önceki aşamada süreci tasarlayan nokta ve bir de RPA mimarı dediğimiz o ana çerçeveyi şekillendiren pozisyonlar. Üç yeni mesleği doğuran bir teknoloji. Kaldı ki şundan bahsetmiyorum, RPA birçok teknolojiyle entegre olabiliyor. İşte görüntü işlemeyle entegre olabiliyor. Şimdi fizyolojik olarak beyinleri kadın beyni ve erkek beyni olarak ayrıştırdığımızda kadın beyninin daha uzlaşmacı, daha kavrayıcı ve kapsayıcı özellikler taşıdığını biliyoruz. O anne olabilme özelliğinden dolayı. Yapay zekalar bugün nasıl tasarlanırsa kararlarını ona göre verecek. Ona göre de veriyor ki birçok haber alma ajanslarından ara ara haberlerimiz düşüyor. İşte bilmem hangi şirketteki yapay zeka uygulaması şöyle ırkçılık yaptı, şöyle ayrımcılık yaptı. Aslında bunu yapan yapay zeka değil, bunu tasarlayan bakış açısının yansıması. O yüzden ben bu teknolojinin içerisinde mutlaka ve mutlaka kadın mühendislerin daha çok yer almasını çok önemsiyorum. Ki artık teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bu teknolojileri öğrenip hayatımızın bir parçası haline getirebilmek için mühendis olmaya da gerek yok. Yeter ki ilgilenelim, yeter ki öğrenelim ve bu işin bir tarafından girelim. Ama yapay zeka yazılımlarında kadınların olması, kadın bakış açısıyla bu teknolojinin yapılanması daha adil bir dünya, daha barışçıl bir dünya için çok önemli bir ayrıntı olarak görüyorum. O yüzden keşke Türkiye'nin de, yalnızca Türkiye değil, dünyanın her tarafındaki
kız çocuklarına ulaşıp şimdiden zihinlerini, çapaları atabilsek, lütfen yazılım öğrenin, lütfen bu teknolojinin içerisinde var olun diyebilsek.